başlayayım mı arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir yaz günü, Temmuz sıcağı, doğa canlı, insanlık canlı, bütün ülkeme, insanlığa el başta sağlık diliyorum. Sağlık emekçilerinin verdiği mücadeleyi bir kez daha takdir ederek teşekkür ediyorum. Bunlarla birlikte her zaman olduğu gibi Basın emekçilerine özgürlük talebimizi yenilememiz gerekiyor. Çünkü değerli basın emekçileri dünyada gazetecilerin, basın mensuplarının en çok cezaevinde olduğu ülkeyiz. Yine bir rekoru ilave edelim. Yine avukatların yani yargının savunma ayağı olan avukatların da en çok tutuklu ve cezaevinde olduğu ülkeyiz. Dolayısıyla hem savunma adına çalışan, mücadele eden avukatlar ve elbette basın emekçilerine özgürlük talebimizi yeniliyoruz. Değerli basın emekçileri, iki yıl önce Çorlu'da bir facia yaşamıştık. Adı tren kazasıydı ama bu ciddi bir faciaydı. O faciada 25 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 340 yaralımız vardı. Elbette hayatını kaybedenlere, yakınlarına sabır dileklerimizi yeniliyoruz. Yaralılar sağlıklarına kavuştular. Ama değerli basın emekçileri iki yıllık geçen sürede yargıda yani yargılama sürecinde herhangi bir ilerleme olmadığı gibi faciada hayatını kaybeden yaralananların ailelerine çeşitli muameleler yapıldı. Onlar hakkında neredeyse davalar açıldı. Onlar suçlanmaya çalışıldı. Hak aramaları, davanın yürümesine dair yaptıkları mücadele ne yazık ki tepkiyle karşılandı. Dolayısıyla Türkiye'de cezasızlık, birlerini affetme, olayları açığa kavuşturmama direnci sürmektedir. Değerli basın emekçileri, bu aylar tarımın en canlı olduğu, tarımsal üretimin en yoğun olduğu aylar. Hatırlayınız, iki yıl önce 24 Haziran 2018 tarihinde yeni hükümet sistemine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan ama bizim tarafımızdan tek adam keyfi yönetimi bugün saray rejimi olarak adlandırıldığımız yönteme geçtik. O gün Recep Tayyip Erdoğan mitinglerde şu açıklamaları yapmıştı. 24 Haziran seçimlerinden 5 gün önce yani 19 Haziran'da yaptığı bir konuşmada bu kur filan Bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetki verin. Ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Yani biz şunu anlamıştık ya da halkımız da öyle anlamıştı. Siz yetkiyi verin. Bana seçimi kazandırın, gerisini merak etmeyin. Hakikaten öyle oldu ironi. Covid virüs sürecinde ne yazık ki o kelimenin tam karşılığını yine getirmişti. Bizim geleceğimizi biz belirleriz cümlesinden şu çıktı. Biz bize yeteriz. Bütün ülkeler koronavirüs sürecinde halkını, emekçisini, esnafını desteklerken onlara yardım yaparken bütçesinden bizim iktidar halktan para alarak, halktan para toplayarak süreci götürmeye çalıştı. Kısaca o gün onları söyleyen Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP Genel Başkanı olarak ve kendi belirlediği saray sisteminin başında oturmaktadır. Bu iki yıllık tarihsel süreçte tarımda ne oldu, ne olmadı? İki yıl bize ne getirdi? Ne götürdü? Olabildiğince kısa zaman içerisinde size anlatmaya çalışacağım. Değerli basın emekçileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani tek adam keyfi yönetiminin iki yıllık tarihsel süreçte tarım kesimine getirdiği süreç aslında koronavirüsün getirdiğiyle benzer bir şey. Yani dünya iki koronavirüs süreciyle uğraşırken, bir koronavirüsle uğraşırken biz iki virüsle uğraşmaya devam ediyoruz. Yani kısaca bu hükümet sistemi tarıma yaramadı. Tarım daha kötüye gitti. Bunu rakamlarıyla, bölümleriyle sizlerle paylaşmak isterim. Göstergeler bize şunu diyor. Tarımsal isti istihdamda, tarımsal büyümede, çiftçi borçlarında, ithalatta, tarım ne yazık ki son iki yılda geçmiş yıllara göre daha kötüye gitti. Sürekli iktidar tarımsal hasılanın yanında gayri safi milli hasıla konusunda çok büyük başarılara imza attığını söylemekte. 2002'den 2019'un sonuna kadar tam 12 kat gayri safi milli hasılayı arttırdığını söylüyorlar. Bu rakamlar üzerinden bakıldığında böyle ama tarımsal hasılamız Aynı tarihlerde 2002 sonu 2019 son itibariyle yedi buçuk kat arttı. Yani bütün olarak gayri safi milli hasıla 12 kat artarken tarımsal hasıla yedi buçuk kat artmış görünüyor. Son iki yılda bu şu demek eğer tarımsal hasıla 12 kat artmış olsaydı 275 milyar olarak açıkladıkları 2019 yılı tarımsal hasılanın 400 milyarın üzerinde olması gerekiyordu. Dolayısıyla hazırladıkları ya da söyledikleri 275 milyar üzerinden nereden bakarsanız bakın 160 milyar gibi bir gerileme var. Bu hepimizin kaybı. Bu ülkenin toplam kaybı. Peki son iki yılda ne olmuş? 2017 yılında tarımsal hasılamız 51.9 milyar dolar. 2018'de 44.9 milyar dolar, 2019'da 48.5 milyar dolar. Kısaca baktığımızda 2018 ve 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi son iki yılda 10.4 milyar dolar son 10 yıla göre 10.4 10. milyar dolar bir kaybımız var. Yine son 10 yıl içerisinde tarımsal hasıladaki kaybımız 107.3 milyar dolar. Son 2 yılda 10.4 milyar dolar, son 10 yılda 107.3 milyar dolar. Dünyada tarımsal hasılada en yüksek olan 20 ülkeyi baz aldığımızda bu 20 ülke içerisinde hemen hemen ortalama 10 yılda tarımsal hasıla yüzde 37.6 oranında artarken Türkiye'de son 10 yılda tarımsal hasıla yüzde 30 civarında kalmış yüzde 30 düşüşle bir rekor kırmış durumda. Bu rakam çok çok önemli. Hani diyorlar ya dünyanın en büyük ülkesi olacağız tarımsal olarak e, ekonomik olarak şuraya varacağız. Ama tarımsal olarak son 10 yılda ne yazık ki 20 ülke %37.6 hasılayı arttırırken Türkiye %30 düşmüş eksi artı üzerinden değerlendirdiğinizde yüzde altmışlık bir farkı görüyorsunuz. Yüzde altmışlık bir fark. Bir örnek daha bizden sonra tarımsal hasılası düşen bir ülke var. Brezilya onun da düşme oranı yüzde on. Biz o Brezilya'dan bile üç kat daha fazla tarımsal hasılamız düşmüş görünüyor. Yine AKP iktidarı döneminde 17 yıllık tarihsel dönemde Türkiye'nin toplam büyüklüğü, büyüme oranı yüzde 5.6 seviyesinde. 2002 sonu, 2019 sonu. 5.6. Tarımsal olarak büyüme oranı ne yazık ki yüzde 2.7. Yani ülkenin bütünsel büyümesine baktığımızda hemen hemen onun ancak yüzde 50'si kadar yani yarısı kadar tarımsal büyümeyi görüyoruz. Peki son iki yılda durum nedir? Son iki yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu oran daha da düşerek yüzde iki nokta yüzde iki gerilemiş durumda. Binde iki daha bir küçülme var. 2020 yılının ikinci çeyreği bu hesaplamalar içerisinde yok. Bütününe baktığımızda tarımda ne yazık ki bu büyümeye paralel baktığımızda kişi başına milli gelir yıllara göre değişmekle beraber 9 bin dolar, 8 bin 700 dolar, 10 bin dolar, 11 bin dolara kadar çıktığı o tarihsel dönemi göz önüne aldığımızda tarımda kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolar seviyesinde olduğunu çok açık bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani o büyümenin içerisinde Ayrıca tarımdaki o yavaş büyüme ama aynı zamanda kişi başına milli gelirin çok dip seviyede olması özellikle de orman köylüsünün orman köylüsünün çok daha yoksul koşullarda yaşıyor olması ve son iki yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu büyüme oranında daha da bir küçülme, bir gerileme yarattığını açık bir biçimde, net bir biçimde görmüş durumdayız. Yine son iki yıldaki istihdam, tarımdaki istihdam payına baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde nüfusumuz 66.4 milyon civarındaydı. O gün tarımın toplam istihdamdaki payı yüzde 35'ti. Yüzde 35 yani çalışan, üreten nüfusun yüzde 35'ini tarım kesimi oluşturuyordu. Bunun da kişi olarak sayısal rakamı 7 milyon 400 yani 7,5 milyon civarında bir tarımsal çalışan nüfus vardı. 2019 sürecine baktığımızda 2018 sürecine baktığımızda 2018 aya 2018'in Mart Nisan aylarına baktığımızda bundan 2 yıl öncesine bakıyoruz. %17'ye düşmüş. Nüfus kaç? Neresine bakarsanız bakın 80 milyonun üzerinde. Nüfus 80 milyonun üzerinde istihdam yüzde 17 kişiye endekslediğimizde 5 milyon 58 bine düşmüş. Son iki yıl Mart 2018'den Mart 2020 üzerinden değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak yüzde %16 16.4'e düşüyor ve 4 milyon 280 bine iniyor sayısal olarak. Bunun karşılığında öngörülen e, rakam ne yazık ki ciddi anlamda bir küçülme e, küçülme olarak karşımıza çıkıyor. Yani neresinden bakarsak bakalım e, toplam 778 bin kişi tarımdan çıktı. 778 bin. Son iki yılda. Dolayısıyla nüfus 83 milyon 100 bin, 4,5-5 milyon sığınmacı var. Bunların çalışabilme olanakları var ki tarım sektöründe çalışıyorlar ve yaklaşık olarak 778 bin kişi iki yılda tarımsal istihdamdan düşmüş görünüyor. Yani tarımsal istihdamda da sürekli bir gerilemenin olduğunu paylaşmak zorundayız. Peki tarımın diğer alanlarında özellikle Tarım kesiminin en çok sorunlu olduğu sosyal güvence, yani sigorta, bağ, kurulu, bağ kuruluk meselesi ya da sosyal güvence, genel sağlık sigortası kapsamı içerisinde olma durumu. Ne yazık ki bu iki yıllık dönemde bağ kurulu yani sigortalı çiftçi sayısı azalırken sigorta primlerinde ciddi bir artış oldu. Çok ciddi bir artış olduğunu söylemek isterim. 2018 Nisan ayında 706.409 kişi sigortalı, bağkurlu, tarım sigortalı iken yüzde %17 17.1 azalarak Nisan 2020 verilerine göre 585.380 6 kişiye düştü. Yani bu dönemde 121 bin 23 kişi tarım bağkur sisteminden çıktı. Peki tarımla uğraşan insan çiftçi sayısına kadardı? 2 milyon 83 bine düşmüş şu anda. 2018'de ise 2 milyon 103 bin seviyesindeydi. Bu TÜİK'in verileri ama ziraat odasına baktığımızda dört 4,5 milyonun üzerinde kayıtlı çiftçi var. Peki sigortalı kaç kişi? Ne yazık ki 585 bin 586. Ve son iki yılda düşen 120 bin 23 kişi. Yani çiftçi sigortasız, çiftçi güvencesiz, çiftçi sahipsiz. Kader. İktidar da zaten böyle açıklıyor. Bu işi yapanlar zaten bu kaderi biliyorlardı. Anlayışıyla açıklama yapıyorlar. Çiftçilerin ne sağlık güvencesi var, ne sosyal güvencesi var. O yüzden köy çocukları evlilik evlilik yapamıyorlar. O yüzden kimse kızını köy çocuklarına vermiyor. O nedenle köyde siz nüfusu tutamıyorsunuz. Çünkü köydeki nüfusun yaş ortalaması 55'in üzerinde. Böyle baktığımızda ne yazık ki çiftçinin sigortasız, güvencesiz olduğunu görüyoruz. Sadece bu mu? Bu kısmı biraz daha bu son iki yılın sigorta sistemini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha iyi analiz eden bir durum. 2020 yılında 27 gün üzerinden prim ödemesi gündeme gelmiş ve 2008 yılında bağ kurulu, çiftçi bağ kuruların prim gün sayısı 15. Bu sayı her yıl birer puan artırılmış. 2018'de 25'e çıkarılmış. 2023'te ise 30 güne tabi tutulacak. 2000 2018 itibarıyla baktığımızda bir çiftçinin aylık sigorta primi 583.48 lira. 583 lira

Peki çiftçinin geliri ne kadardı değerli arkadaşlar? 3 bin dolar seviyesindeydi. 3 bin doları 6.85 liraya bugünkü rakamla çarpın aşağı yukarı 20 milyar civarında bir gelir yapar. Peki 983 lirayı da 12 lirayla çarptığınız zaman yaklaşık 11 liraya denk gelir. Yani 20 milyar kişi başına geliri olan bir yapı 11 bin lira Bağkur sigorta primi ödeyecek. Yani kişi başına düşen milli gelir payının yüzde ellisini sigorta için ödeyecek. Olacak iş mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde elli altı olarak elli altı nokta altı artmış. 583'ten 913'e çıkmış. Ama burada asıl önemli olan şu. 15 gün 2008 yılında 15 gün çalışıp 30 gün sigortalı olan çiftçi bugün artık 27 gün çalışıp 30 gün sigortalı gösteriliyor. Çiftçinin aslında bir destekleme diyebilirsiniz, bir yardım diyebilirsiniz, bir kolaylık diyebilirsiniz. O elinden alınmış. 15 gün çalışacaktı 30 günlük prim olacaktı. Şimdi 27 gün çalışıyor. Bu şu demektir? eğer tam 30 gün üzerinden gösterilirse bu rakamın, bu primin çok daha fazla büyüyeceğini söylemek zorundayız. Yani insanlar tarımdan kopuyor, çiftçi azalıyor ama bilerek azalıyor, zorunluluktan azalıyor. En basit sigorta priminin bile artık bir çiftçinin ödeyemeyeceği bir pozisyona geldiğini, son iki yılda da rekor bir artış olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Yine en önemli problem çiftçide. Ne yazık ki borçlar. Defalarca söyledik. Şu anda çiftçinin TÜİK'e baktığımızda 2 milyon 83 bin çiftçi var ve tarım kredi bankalara yaklaşık 130 milyar dış piyasaya, tohumcuya, gübreciye, ilaççıya, elektrik, su borçlarında üst üste koyduğumuzda 160 milyar civarında bir borçtan bahsediyoruz. Bu borç gerçekten e, çiftçinin ödeme olanağı olmayan bir borç. Bunu açıkça ifade ettik. Ama son iki yılı özellikle paylaşmak isterim. Çiftçinin 2018 Temmuz ayında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu verilerini verileri üzerinden paylaşıyorum. 2018 Temmuz ayında çiftçilerin bankalara borcu 99.9 milyar TL, bankalara olan borcu 99.9 milyar TL. Yine aynı tarihlerde 2017 sonu itibariyle tarım krediye olan borcu 7.6 milyar TL. 2020 yılı Mayıs ayı verileri bankalara olan borç 99.9 milyar liradan. 118.1 milyar liraya çıkmış. Borç artış oranı yüzde %18 18.1 rakamsal olarak karşılıysa 18.2 milyar TL çiftçinin borcu artmış. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek adam keyfi yönetimi ya da saray rejimi aslında o diyor ya tarımsal hasılada büyüme var. Aslında tarımsal hasıladaki büyümenin borçlanmaya dayalı olduğunu, balon bir büyüme olduğunu, çiftçinin üretimden kaynaklanan değil, borçlanmasından kaynaklanan bir sürecin içerisinde olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu gerçekten çiftçi için, üretim yapanlar için çok zor bir süreç. Iki yılda 2 yılda 18.2 milyar TL borç artmış. Peki tarım krediyi de söyleyeyim. 2017 sonu itibariyle 7.6 milyar olan tarım kredi borçları 2019'un sonu itibarıyla 10 milyar TL'ye çıkmış görünüyor. Yani 18.2 milyar bankalardan kaynaklanan borç, tarım krediden kaynaklanan borçta 2.4 milyar hesapladığımızda 20 milyarın üzerinde 21 milyara yakın yeni bir borç yükünü paylaşmak zorundayız. Yeni bir borç yükü bu. Yani gerçekten şöyle bir şey olsa hani bu borcu aldık ama yeni tarım alanları mı ilave oldu? Yeni üretim mi oldu? Türkiye tarımda inanılmaz bir çıkış mı yaptı? Çok önemli bir borç. Çok büyük bir borç. İki yılda 20 milyar kayıtlı 2.83 milyon çiftçinin borcu. Kaldı ki buna dış piyasadaki borçlar dahil değil. Elektrik, su, ilaç, tohum, işçilik. Bunlar yok. Akaryakıt, mazot, Bunlar dahil değil dışarıdaki borçlara. Bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz sadece. Onları da ilave ettiğimizde anormal bir borç büyümesini çok net bir şekilde göreceğiz. Peki takip oranı? Belki de tarihe geçecek bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tarihe geçeceği bir rakam. Takipteki borçlar 2018 yılı Temmuz ayında takip hesaplarına aktarılan tutar 2.9 milyar TL. Mayıs 2020 henüz bir ayda eksik. Temmuz 2018, Mayıs 2020, Haziran ayı da yok. 23 ay. Takibe aktarılan pay 5.4 milyar TL. Fark büyüme yüzde 88.3 takipteki oran, takipteki rakam olacak şey değil. Ama iktidar hiçbir şey olmamış gibi televizyonlardan, kameralardan hala başarı öyküsü yaratmaya çalışıyor. Kaldı ki bu borçlar ciddi anlamda hesaplanmış, ortaya çıkmış piyasa borçları değil. Ve şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye için biliyorsunuz Covid-19 sürecinde borçların bir kısmı ertelendi. Henüz erteleme sürecinde olanlar var. Bir kısmının ertelemesi bitti. Ama asıl sorun Eylül, Ekim, Kasım ayında bütün ertelenen borçların da yerinden ödeme süresine geleceği, çiftçinin mevsimsel olarak da borçlarının ödemeye doğru gittiği eylül, ekim, kasım aylarında göreceğiz, aralık aylarında göreceğiz. O zaman bu borç sarmalının, takipteki borç sarmalının ne kadar büyüdüğünü ve etkili olduğunu o zaman göreceğiz. Birkaç gün önce anlattık basına yansıdı. Şu anda sosyal medya üzerinden binlerce arazi varlığının içinde nar bahçesinden şeftali bahçesine, hayvan çiftliğine kadar icra yoluyla satılık olduğunu artık rahatlıkla sosyal medyadan görebiliyorsunuz. Peki iktidarın gerçekten bu sektöre kazandırdığı, Türkiye'nin utancı olarak kabul ettiği, benim de bir çiftçi, bir ziraat mühendisi, bir tarımcı olarak her defasında sıkılarak, üzülerek izah etmeye çalıştım. Dış ticaret yani tarım ve hayvancılıktaki dış ticaret, ihracat İthalat meselesi. Temmuz 2018 ile Mayıs 2020 döneminde 10 milyar 594 milyon dolarlık ihracat yapmışız ama ona karşılık 17 milyar 549 milyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü ithal ettik. Aradaki fark 6 milyar 955 milyon dolar yani 7 milyar dolar ile 2020 Mayıs döneminde toplam AKP döneminin 70.79.6 milyar dolarlık ihracatına karşılık 108.2 milyar dolarlık ithalat yapıldı yani aradaki fark toplam 28.6 milyar dolar cari açık. Mutlak ithalatçı. Bu 28.6 milyar dolarlık açığın yüzde 25'i yani dörtte biri yaklaşık 7 milyar doları AKP Genel Başkanı Re Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak kendi taraflarından söylenen tek adam keyfi yönetimi döneminde yapılmıştır. Yani düşünün 15 yıllık iktidarları döneminde toplam tarım ve hayvancılıktaki cari açık eksi e, 28.6 milyar gibi olan kısmın yüzde 25'i son iki yılda yapıldı. Son iki yılda işte demişti ya siz faizi maizi, dolarım, oları, ben hepsini halledeceğim. Evet hallediyor arkadaşlar. Halletti. Tarım kesimini gerçekten çöküntüye uğratarak halletmiş görünüyor. Bir rekor daha paylaşalım. Bu cari açığın tarihsel açısın, açıdan en yüksek olduğu rekor sayılacak yıl 2019 yılı değerli arkadaşlar tarım ve hayvancılıktaki dış ticaretteki açığın en yüksek olduğu yıl 2019 rakamsal karşılığı 3.9 milyar dolar. 3.9 milyar dolar. O 2019 sadece bu rekorla da kalmadı değerli arkadaşlar. Bakın buğdayda 9.8 milyon tonla Dünya rekoru kırdık. 2.3 milyar dolara dedik. Dünya rekoru kırdık. Aynı şekilde ayçiçeğinde 1 milyon 50 bin ton ithal ederek dünya rekoru kırdık. Yani 2019'da var olan dünyadaki bütün ülkelerin baktığımızda Türkiye buğday ithalatında dünya rekoru kırarak birinci oldu ayçiçeği ithalatında dünya rekoru kırarak birinci oldu. Yine Cumhuriyet tarihinin en çok Mısır ithalatının yapıldığı yıl olarak karşımızda 3.6 milyar 3.6 milyon ton olarak karşımızda durmaktadır. Sadece AKP döneminde 6 üründen bahsedeceğim. 6 üründe son 2 yıl Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hani manşet olarak yazar ya gazeteler. Manşet olarak yazma bilinciyle söylüyorum. Buğday 136 ton ihracatımız var. 16.9 milyon ton ithalatımız var. Buğday. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Haziran 2018 ve 2020 buğday 106 136 bin ton ihracat 16.9 milyon ton ithalat buğday değeri 3 milyar 969 milyon 3 milyar 969 milyon dolar arpa 26 bin ton ihracat ithalat miktarı 1.2 milyon ton ödediğimiz para 249 milyon dolar. Mısır ihracat 72 bin ton ithalat 5.4 milyon ton ödediğimiz para 1 milyar 75 milyon dolar. Ayçiçeği yağlık ihracatımız 45 bin ton ithalatımız 1.9 milyon ton ödediğimiz 773 milyon dolar. Pamuk çok çok önemli. İhracatımız 312 bin ton ithalatımız 1.7 milyon ton ödediğimiz döviz bazında 2 milyar 854 milyon dolar. Sadece bu 6 üründe değerli basın emekçileri değerli arkadaşlar 10 milyar 821 milyon dolar ödeme yapmış görünüyoruz. Bu tarihi rekor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirmiş olduğu bir süreç. Elbette tarım destekleri. 2006 yılında hükümet bir kanun çıkardı tarım kanunu. Tarım kanununda bir maddesi var 21. madde. Gayri safi milli hasılanın yüzde birinden aşağı olmamak üzere yüzde iki olur, yüzde üç olur, yüzde dört olur tarıma destek yapıyor. Bu desteğin 2007'de uygulamaya başladılar. 2007 yılından 2020 yılı dahil önceleri dahil etmiyorduk. Şu anda artık yarısına geldik. 2020 yılı dahil yasaya göre ödenmesi gereken miktar 317 milyar 878 milyon TL. Ödenen miktar 156 milyar 720 milyon TL ödenmeyen kısım 170, 175 milyar 516 milyon TL. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tek adam keyfi yönetiminin AKP Genel Başkanı'nın yönetimde olduğu dönemde son iki yılda AKP dönemi için e, bu dönem için iki yılda ödenmeyen miktar 53 milyar 347 milyon TL yani toplam ödenmeyen 175 176 milyarlık kısmın yüzde otuzu son iki yılda ödenmemiş arkadaşlar. Son iki yılda. Yani desteklemelerde de ciddi bir gerileme olduğunu çok net, çok açık bir şekilde paylaşmam gerekmektedir. Tarımsal girdiler. Hatırlayınız 2018'di. Seçim oldu. Hemen arkasından o seçimden önce döviz neymiş siz onu bana bırakın diyen Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan hakikaten dediğini yaptı ve 2018 seçimden hemen sonra Temmuz Ağustos'tan itibaren döviz patladı. Hatırlayın 7.30 7.40 kuruşlara kadar 7 lira 40 kuruşlara kadar çıktı. Sonra tekrar zaman içerisinde Geriledi ve ne olduysa o zaman oldu, her şey allak bullak oldu. Her şey. Aslında onu söylüyormuş. Elbette ekonomiyi anlayan, durumu gören, durumu ifade eden insanlar bunu görüyorlardı. Bir ciddi ekonomik krizin geldiğini, yönetemeyen bir iktidarın sorunlarından kaynaklandığını açık bir şekilde ortaya koymuştu. Tarımsal elektrik, yüzde yüz üç son iki yılda gelen zam. 2018-2020 gübre yüzde elli ile yüzde yüz, yüzde yüz on arasında fiyatlar değişti. Gübre fiyatları. İlaç fiyatları. Yüzde seksenle yüzde iki yüze varan değişik ürünlerde zamlar geldi. Yem yüzde kırkla yüzde altmışa varan biçimlerde zamlar geldi. Sulama fiyatları yüzde seksenle yüzde yüz bazı yerlerde çok daha yüksek zamlar geldi. Sonuç olarak girdilerde ciddi artış vardı. Ama özellikle bir şeyi paylaşmak isterim. Mazot. Aslında mazot fiyatlarında 2018 fiyatlarıyla bugünün fiyatları arasında o kriz öncesi fiyatlarla çok önemli bir farklılık görünmüyor. Ama Türkiye'de bir gerçek oldu. Dünyada bir gerçek var. Şu Covid süreci, korona süreci, pandemi. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Bu dönemde hepiniz tanıklık ettiniz. Dünyada petrol fiyatları yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında düştü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde eksiye düştü. Yani mazot veya petrol ürünü alana bir de üstüne para verecekler. Ama dünyada ortalama olarak yüzde 65, yüzde 70'ler civarında genel bir düşüş oldu. Çünkü talep azaldı, insanlar evlerine geçtiler, üretim durdu, ulaşım minimize edildi epidemi nedeniyle ve dolayısıyla tüketim azaldı ve yüzde 60, yüzde 70 oranında fiyatlar düştü. Bizden oldu değerli arkadaşlar. Bizden oldu paylaşalım. 29 Ocak 2020 yüzde 11. Bir ay sonra 29 Şubat 2020 yüzde 6.31. Toplam yüzde 17.31 oranında ÖTV zammı yapıldı. Ey fırsat bu fırsat. E bundan en çok kim yararlandı arkadaşlar? Kim faydalandı? Yani ironi yapıyorum. Kim zarar gördü? Tarım kesimi. Çiftçi. Neden? Bütün sektörler kilitlenip herkes evine girdiği anda üretici sahadaydı. Traktörünün deposunu dolduruyor idi. Çalışmak zorundaydı. Tarlasını sürmek zorundaydı. Mazotunu kullanmak zorundaydı. Çiftçi cezalandırıldı. 6.40'lardan 4.87'lere çıktı çok kısa bir süre içerisinde. Sonra tekrar 5.40'lara, 5.60'lara, 5.70'lere çıktı. Ama hükümet bunu fırsat bilerek çiftçiyi ticarete konu etti. Mazot üzerinden kasasını doldurmanın yolunu tercih etti. Yani mazot hikayesi çok önemlidir ve değerli basın emekçileri son olarak şunu söyleyeceğim. Sadece bu ana kalemlerde değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tek adam keyfi yönetimi, bugünkü saray rejiminin son iki yılda tarımla ilgili birkaç başka konusunu ele almak istiyorum. 2018 döviz sorunu yaşandığı andan itibaren hemen buğdaya ihracat kısıtı getirildi. Yani düşünün bu ülke buğday ihracatını kıstı, kısmen yasakladı ve hala devam ediyor. Bu bir. İki, 2019'un başında tanzim satışları yani bize göre yoksulluktan kaynaklanan o yoksulluk nedeniyle daha ucuz ürün satmak için kurulan tanzim satışlardı. Oralarda insanlar kuyruğa girdiler. Peki hükümet buna ne dedi? Varlık kuyrukları dedi. Niye gitmedi varlık kuyruklarına? İktidar varlığı acayip seviyor. Her şey para her şey kar gözüyle baktığı için nedense o varlık kuyruklarına benim yoksul fakir halkım girdi. Öyle girdi ki yol parası verdi 15 lira oradan aldı 30 liralık alışveriş tekrar geri döndü 15 lira ama nedense ne hükümet yetkilileri ne milletvekilleri ne zengin o yapı bir eli yağda bir eli balda olanlar o kuyruğa girmediler. Yani bu da son iki yıl Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi ve tarihe yazılacak önemli işlerinden bir tanesiydi. Buğday ihracatı durduruldu, kısıtlandı, yasaklandı. Tanzim satış kuyrukları, yoksulluk kuyrukları oluştu. Soğan ve patateste 2019'da ilk kez ithalat yapıldı ve rekorlar kırıldı. Mısır'dan soğan ve patates aldık. Mısır'da ilçemiz yok. Mısır'la ticari diyaloğumuz da yok. Mısır'ı uluslararası toplantılarda aynı masada olunca kalkıyoruz. Alerji yapıyor ama iş soğan ve patatese gelince alıyoruz. Bunu da tarihe yazmamız lazım. Bir, soğan ve patates ithal ettik. Cumhuriyet tarihinin önemli bir kırılma noktasıdır. İki, siyasi olarak kavgalı olduğumuz görüşmediğimiz bir ülkeden soğan ve patates almış olduk. Aynı onun devamında değerli arkadaşlar bunlar 2019'un başında oldu. 2019'un sonunda başka bir şey oldu. Bu defa depolarda Çorum'da, Polatlı'da, Şerefli Koçhisar'da ve diğer depolarda soğanlar çürümeye başladı. Nedeni de şuydu. Bu defa soğan ve patates ihracatı kısıtlandı. 7 Ocak 2020'yi hatırlayın. Anlattık, söyledik. Yanlış yapıyorsunuz. Olmaz. Depolarda soğanlar çürüyor. Gittik, gösterdik, anlattık. Anlamadılar. Bu defa soğan ve patates çürümeye başladı. Özellikle soğan. Çünkü 2019'un başında çok para edince planlama olmayınca arz ve talep üzerinden çiftçi soğan ekti, patates ekti. Bu defa o soğanlar İhracat kısıtı getirildi. Depolarda çürümeye başladı. Önce kışlık soğanlar 2019 yazından kalan soğanlar çürümeye başladı. Sonra 2020'nin yeni soğanları çıkmıştı. Nerede? Hatay'da. Adana'da, Urfa'da, Bursa'da, ülkenin diğer yerlerinde ihracat kısıtı olduğunda bu defa tarlada kaldı soğanlar. Ben gözümle gördüm ve tanıklık ettim biliyorum. Hatay'ın Reyhanlısı'ndan tutun, Bursa'nın Karacabey'ine kadar, Urfa'nın ilçelerine kadar hiç hasat edilmeden değerli arkadaşlar dekarına 2 bin lirayla 4 bin lira arasında masraf edilen soğan tarlaları sürüldü. Bunu da yazın arkadaşlar. Bu da bu Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin tek adam keyfi yönetiminin getirmiş olduğu temel bir travmaydı. Onun devamında ne vardı arkadaşlar? Limon kısıtı. Limon ihracatı kısıtlandı. Bu defa günü gelmiş limonlar para etmemeye başladı. Satılmadı çıkması gerekiyordu pazara. Belediyelerimiz devreye girdi. İstanbul, Ankara ama elbette o kadar limon alma güçleri yoktu. O limonlarda öylece bir kısmı telef oldu. Bir kısmı maliyetin altında satılabildi. O travmayı da öyle yaşadık. Ve ardından bu ülkede doğal afetler oldu. Evet benim yakın tarihte tanıklık ettiğim ama uzak tarihte 85 yıllık bir geçmişten bahsediliyor. 85 yıl sonra çok geniş kapsamlı doğal afetler yaşandı. O afetler ciddi zarar verdiler. Narenciye'den sebzeye kadar, meyveye kadar çok önemli ürünlerde ciddi zararlar oldu. Çiftçinin sahibi olmadığı hani diyorlardı ya hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı, aktif hareket eden, kararlar alan, anında müdahale etme gücü olan bir yapıdır. Hiç müdahale etmediler arkadaşlar. Ve bundan sonra bu doğal afetlerin sorununu piyasa daha çok yaşayacak. Bir tek kalem oynatmadılar. Sadece durum tespiti yaptılar. Toparladılar. Zarar belli aşağı yukarı. Zarar gören çiftçi sayısı belli. Ama tek bir kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Bir hareket yok. Çiftçi kaderine yine mahkum bekliyor. Buradan doğru da bir çaba yok. Sistem çökmüş durumda. Ve Değerli arkadaşlar şunu paylaşacağız. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistem var bu ülkede. Bir adamın her şeye karar verdiği, bir adamın iş dünyasına müdahale ettiği, bir kişinin kimin tutuklanıp kimin tutuklanmayacağına karar verdiği, hakimlerin, savcıların hukukun üstünlüğüne ve vicdanına göre değil, bir kişinin ne düşündüğüne dönük olarak karar verdiği, eğitimden sağlığa yaşamın her alanına müdahale ettiği, ülkeyi seçime götürüp götürmeyeceğini, askerin müdahale alanlarına yurt dışı, yurt, dışı, yurt içine karar verdiği, 2016-20 Temmuz'la sivil darbe koşullarının artık yasallaştığı, resmileştiği ve devamının sürdüğü bir dönem. Ve sorgulama, cezalandırma, yargılama olağanının hemen hemen olmadığı, dünyanın tek sistemi. Bu sistem tarıma zararlı, doğaya zararlı, çiftçiye zararlı, insanlığa zararlı ve topluma zararlı. Bu sistemle bu ülkenin bir adım ileri gitme şansı yok. Elbette tarımında yok. Kısaca dünyanın sorunu koronavirüs COVID-19, Türkiye'nin sorunu Covid-19 koronanın yanında saray, tek adam ve onların yarattığı rejim. Yani dünya tek virüsle uğraşırken biz iki virüsle uğraşıyoruz. Buradan çıkmak mümkün. Bu zenginlik, bu varsızlık, bu insan gücüyle biz her şeyi başarabiliriz. Yeter ki halktan, demokrasiden, özgürlüklerden, adaletten, hukuktan yana, toplumun, halkın çıkarlarını düşünen, yabancı çiftçilerin, yabancı ülkelerin, yabancı hükümetleri, yabancıları zengin eden değil, kendi toplumuna yüzü dönük dönen bir sistemi hep birlikte inşa etmemizden geçmektedir. O yüzden bir kez daha bizi izleyen tüm halkımıza bu yaz gününün güzel güneşiyle sıcaklığıyla selamlarken başka bir yaşam başka bir Türkiye mümkün diyorum hepinize saygılar sunuyorum efendim bize bir soru bir varsa, varsa özür dilerim evet, estağfurullah bize iletilen bir soru oldu ee, soru şöyle e, siz biraz bahsettiniz e, çiftçi borçları ile ilgili şöyle e, çiftçilerin ertelenen borçları sonbaharda ödenmeye başlayacak o gün geldiğinde çiftçinin durumu ve borcu e, nasıl olacak? Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Ee, çok net şunu söylemek lazım. Çiftçi e, 160 milyar olarak bizim hesapladığımız. Ama bu rakamın daha yukarıda olduğunu öngörüyoruz. Çünkü piyasadaki borcu bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz sadece. Bu borç özellikle bu e, COVID sürecinde tekrar yeni bir borçlanmaya gittiği için bu borcun artacağı kesin. Bir miktar daha bu borç artacak. Asıl burada temel mesele bu borcun büyüklüğü artık kontrol edilemez bir hale geldi. Bu tatip takipteki borç miktarı 5.4 milyarken bugün belki o günlerde çok daha yukarı çıkacak. Yani takiple icra ile tahsil edilmek istenen borç miktarı çok hızlı artacak. Temel sorun bu. O yüzden hızlıca şunu önerdik hükümete. 2020 yılında hiçbir borcun geriye ödemesi yapılmasın. Bütün borçlar 2021 yılına ertelensin ve faizsiz olarak. Birincisi buydu. İki, bütün takip, icra, haciz işlemleri durdurulsun. Durdurdular iki ay, şu anda var gücüyle başladı. Özellikle tarım krediler üzerinden. Bu iki. Üç, 2021'e kadar da hazırlıklarımızı yapalım. Borçların çeşidine göre. Çünkü 20 kalemin üzerinde borç var. Değişik borçlar. Tarım Kredi'nin verdiği borçlar farklı farklı. Ziraat Bankası'nın verdiği borçlar farklı farklı. Özel bankaların verdiği borçlar birbirine benzerleri var, farklılıkları var. Hemen hemen 20'nin üzerinde çeşitli borç tipleri var. Bu borçların bir yıllık olan var, 3 yıllık olan var, 5 yıllık olan var, 9 yıllık olan var. Yani borçların çeşidine göre kredilerin de çeşitliliği var. Yapacağımız iş şu dedik. 2021 yılına kadar değerli toplu bir çalışma yürütelim. Bu borçları en az en az acil gelen borçlar üzerinden bakarak da iki yılla on yıl arasında yapılandıralım. Bizim öngörümüz beş yılla on yıl. Çünkü başka türlü çiftçinin bu borçlardan kurtulma şansı yok. Ancak iktidar şunu yapar günü kurtarır yeniden bir borç kanalı açar ki bu balon büyüme bunu biliyoruz. Bu sadece çiftçinin sorunu da değil. Türkiye'nin temel sorunu. Sadece borç ekonomisi. Sadece borç üzerinden durum. O yüzden şunu yapmamız lazım. Ee, gerçekten hani soruyu ilettiğiniz için teşekkür ederim. Çok kıymetli. Aslında biraz bahsettim. Eylül-Ekim'den itibaren ciddi bir takip sürecinin olacağını görüyoruz. Hele Kasım Aralık'ta çok daha ciddi bir borç takibi olacak. İcra ve takip meselesi üzerinden. Çünkü mevsimsel olarak çiftçinin geri borç ödeme tarihi Ekim'e, Kasım'a aralığa geliyor. Eğer bu dediklerimizi yapmazsak, buradan doğru hükümet bir tavır ortaya koymazsa, çiftçinin 2020'nin sonbaharı ve kışı eziyet olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Dilerim dediklerimizi yaparlar, bir çözüm üretiriz ve bir taraftan borcunu ödeyen çiftçi, bir taraftan karnını doyuran ve yaşama tutanan bir çiftçi sağlayarak Türkiye'nin geleceğini birlikte iyi bir noktaya taşırız. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.